icazet bekleyen zavallılardır. Kulaklarını açtıkları Müslüman kardeşlerin, selefilerin akıl hocalarıdır. Buradan Diyanet İşleri Başkanı'na sormak istiyorum. 6 yaşındaki bir evladımızın evlendirildiğini duyduğunuzda neden hemen olaya müdahale etmediniz? Neden hemen amasız, fakatsız, lakinsiz bir açıklama yapmadınız? Yoksa Diyanet Akademisi'nden tutun pek çok daire başkanlığına kadar parsellettiğiniz cemaatin hışmından mı korktunuz? Buradan açıkça sormak istiyorum. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'nın üst düzey kadrolarında cemaat ve tarikatlara kontenjan tanınmış mıdır yoksa tanınmamış mıdır? Bu dini yapılara samimiyetle dahil olmuş kardeşlerimizin kalplerini kırmamak için dahasını konuşmak istemiyorum. Ama ortada büyük bir sorun vardır. AK Parti iktidarlarıyla dini yapı ve tarikatların holdingleşmesi hızlanmış ve hatta FETÖ gibi örgütleri ortaya çıkmıştır. İslam tarihi boyunca marifet ve hikmet kapısı olan dini yapıların bir kısmı AK Parti iktidarlarıyla ile rant kapısına dönüşmüştür. Oysa geçmişte Anadolu'da tarikat topraklarındaki tarikatlar böyle miydi? Bugün Anadolu'da Türklükten ve İslam'dan bahsediyorsak bu başta Hoca Ahmet Yesevi dergahından bir hırka bir lokma diyerek yola çıkan dervişler, alperenler sayesindedir. Hacı Bektaş-ı Veli'nin postnişin olduğu, Mevlana Hazretlerinin erkanının konuşulduğu, meslek erbabı tekkelerin toplumu güçlendirdiği günlerden nerelere geldik? Bugün toplumun büyük bir kısmı tarikat ve tasavvuf yapılar deyince 6 yaşındaki bir kızı evlenmeye rıza gösterip ses çıkarmayanları, bir kereden bir şey olmaz diyen şuursuzları, tek derdi kadının bedeni ve giyimi olmuş sözde hocaları tahayyül etmektedirler. Ondan sonra Müslümanlar itham edilmekten rahatsızız diye açıklama yapıyorsunuz. Emin olun vallahi biz de daha çok rahatsızız ve bundan rahatsızlık duyuyoruz. Sizin yüzünüzden evlatlarımız camilerden, Kur'an'dan, sünnetten ve İslam'ın evrensel mesajlarından uzaklaşmasından rahatsızız. Kıymetli milletvekilleri, tasavvufi hayatı ve tarikatları yok etmek, onların faaliyetlerine izin vermemek çağımız için asla doğru bir çözüm değildir. Bu zaten din ve vicdan özgürlüğüne de aykırıdır. Allah'ın rızasını arayarak tasavvuf yoluna baş koymuş insanların üzerine bir asalak gibi yapışmış zihniyetler samimi dini yapıları tahrip etmiştir. Bu zihniyetlere karşı topyekin bir mücadele gerekmektedir. İslam tarihinde ne zaman tarikatlar siyasete, ticaretle asli meseleler olarak ilgilenmeye başlamıştır, o zaman fitne ortaya çıkmış ve zirve yapmıştır. Toplumumuz bu işten artık bıkmıştır. Merhum Muhammed İkbal, "Kaçtım Müslümanlardan, sığındım İslam'a" demiştir. İşte bugün Türk toplumu da Müslüman otorite diye karşımıza getirilen pek çok insandan kaçmaktadır. Bu hayasız duvar yıkılmalı ve gerçek tasavvuf yolunun samimi gönüllerle toplumla kucaklaştırılmalıdır. Saygıdeğer milletvekilleri, Diyanet bugün boğazına kadar siyasete bulaşmıştır. Bir çift dudağın arasındaki atamalarla sadece iktidara itaat eden ortalama bir devlet dairesi haline gelmiştir. Dini hayattaki çarpıklıklara, İslam üzerinden dönen kavgalara cevap verememesinin sebebi de işte budur. Diyanet uzun yıllar Türk toplumunun en güvendiği kurumlarından, gönül dünyamızın mimarlarından biriyken bugün tam tersi hale gelmiştir. Bir anket şirketinin geçtiğimiz Ağustos ayındaki çalışmasına göre katılımcıların %70.4'ü Diyanet'e maalesef güvenmemektedir. Bu rakam utanç vericidir. Samimi Müslümanların içini yakmaktadır. Diyanet krizinin tek çözümü vardır. Diyanet siyasetten tamamen bağımsız, çok daha özel, gerçek manada İslam'ı temsil eden bir kurum haline getirilmelidir. Buradan bir tartışma açmak istiyorum. Diyanet İşleri Başkanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri, ilahiyat fakültelerinin Diyanet kadrolarının içinde olabileceği bir seçimle
göreve getirilmesi tartışılmalıdır. Diyanet siyasetin tesirinden kurtulmalı, gazi